Sos için domatesin kabukları soyuluyor. Taze zencefilli bal kabağı çorbası ki şu an galiba demin zencefilleri onun için rendeledin. Ardından kaşarlı çıtır piniş dopleri. Ana yemek beğendili levrek. Evet. Bir balıkçı yanında çalışmış. Evet. Değil mi? Evet, evet. Değil mi çocuğum? Evet. Ve yanında kuru meyveli peynirli roka salatası olur. Ve kaymak peynir dolgu ve bisküvi toprağı eşliğinde vişneli armut Tatlının sonuna kadar nefesim yetmedi. Yalnız bisküvisini kendisi yapacak Zuhal Hanım. Bisküvi mi yapacaksın? Evet. Hey maşallah be. Yemekteyiz ne yarışmacılar getiriyor be. Büyükçe doğranan domatesler tencereye alınarak kavrulmaya başlıyor. Bekarsın herhalde. Evet. Hadi bekarım var mı ama nişanlı sözlü sevgilin? Var. Var. İnşallah bir niyetimiz. Hadi bakalım inşallah. Vallahi niyetle olsaydı şimdiye kadar Gürbüz 8 kere evlenmişti. Çok niyetine girdi. Fakat nikah masasının üzerindeki o defteri bir türlü imzalayamadı. Samsun'da da veremedik seni. Gene kaldın başımıza, gene geldin İstanbul'a. Bakalım kısmet nereye seni inşallah damat vereceğiz. Belki yurt dışına açılırım Zuhal Hanım. İnşallah. Taze fesleğen yapraklarıyla pişmeye devam eden domates sosuna tuz ekleniyor. Levrek filetoların derili kısmına bıçakla kesikler atılıyor. Evet, ben sana başarılar diliyorum. Oyalamayayım seni sevgili Barış'cığım. Çok sağ ol. Kolaylıklar diliyorum. Çok sağ ol. Hadi bakalım. İşin gücün rast gelsin, bıçağından ses gelsin. Evet Gürbüz gidiyorum. Zuhal Hanım. Şu özellikle ghost dövmeli hanımefendi çok merak ettim de söyleyeceğim. Gitmeyeyim ben. Sanki buket resim çekecek. Gel. Özlemişiz bu köşeyi. Zuhal Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Bu arada sen neler yaptın Barış'ım? Şöyle levreklerimin üstüne biraz çizik attım. Çıtır bir deri yapacağım onlara çünkü. Şimdi bir rozmarin. Çizik atmasan çıtır olmaz mıydı? Niye attın ki? Şöyle o biraz gevretecek onu ve şekli dekor olarak, görüntü olarak güzel yapacak ve içine ısı çabuk girecek aslında. Elle ezilerek ufaltılan taze biberiyenin ardından küçük doğranan sarımsaklar da levrek filetoların üzerine ekleniyor. Ya bu balık kafaları niye burada duruyor? Bunları kullanacak mısın? Evet, onlarla ben bir sos yapacağım. Nasıl yani? Şöyle zerdeçallı bir sos yapacağım şeye. Balığın yanına. Yarışmacıların eleştirdiği gibi at balığı fırına pişsin menüsü değil yani bu. Ben size söylemiştim. Biraz karışık bir menüm var. Şöyle bunu atayım bir dolaba. Ana yemekte sunulacak levrekler marine olmak üzere buzdolabına alınıyor. Şimdi ne yapacağım? Herkesin... Şöyle ucuyla değdirdim. Tatlımız da hazır. İstediğin gibi oldu mu bari? Bomba. Şimdi yapmamız gereken tek şey bunu soğutabilmek. Tatlıya geldik. Kaymak, peynir, dolgu ve bisküvi toprağı eşliğinde vişneli armut tatlısı. Ya bu kadar laf kalabalığına ne gerek var onu anlamadım. Yani toplamışsın. Aşure yap daha iyi. Bence aşure koysaydın önümüze daha iyiydi. Yani bunun ne anlama geldiğini ben anlayamadım. Armut tatlısı kullanıyor. Armut tatlısı yapıyorsun. Bence armut tatlısını koy. Onun yerine bence bal kabağı çorbası yapmışsın. Onun yerine de bal kabağı tatlısı yaptı. Daha klişe olsun bence bu artık. Yani o kadar çok klişe olmuş ki. Blender'la çekilen...
Kaymak peynir dolgusu hemen basit zaten. Şimdi tatlıyı okuyacağım da okumakla bitmiyor. Kaymak, peynir, dolgu ve bisküvi toprağı eşliğinde vişneli armut tatlısı. Evet, armut tatlısının yanına arkadaşımız kaymağı koymuş. Bir de üzerine bisküvi dökecekmiş, yani kısacası bu. Ama güzel süslemiş, güzel bir betimleme yapmış. Yani ben bu tatlıya bakıp da ay bilmiyorum ya, menüyü görünce biraz şansımın arttığını düşünüyorum. Beşamelde kullanılacak margarin tencerede eritiliyor. Ara yemekte sunulacak kaşarlı pirinç toplarının harcı buzdolabından tezgaha alınıyor. Eriyen margarine un eklenerek kavrulmaya başlıyor. Nihayet ara yemeğimiz kaşarlı çıtır pirinç toplarını yapmaya başladı. Tam olarak nasıl yapıyorsun? Şöyle yapıyoruz, yuvarlak hale getiriyoruz. Ne koydun içine? Ne koydum içine? Kuru domates ve kaşar koydum. Zaten çabuk şekil alabilen bir şey. Yalnız bunları servise kadar nasıl sıcak tutacaksın? Şöyle fırını 60 derecede çalıştıracağım. Hotbox olarak kullanacağım. Evde açılan pirinçli harcın ortasına kuru domates ve dilimlenmiş kaşar peyniri yerleştirdikten sonra... Şeye bağlayacağız. Galeta unu, yumurta. Sen orada ne yapıyorsun Allah sen? Şu an beğendiği için şeyleri hazırlıyorum. Patlıcanları. Balıkla alakalı bir çorba yapabilirdi. Madem ana yemeğinde balık varsa. Levrek olabilir. Fırında yapacak muhtemelen öncelikle. Kurutmaması önemli. Sarımsak soslu olması çok önemli. Yanındaki garnitürleri çok önemli. Domates kullanması lazım diye biliyorum. Beğendisinde patlıcan olacak. İyi közlenecek mi? O mu değil, mevsimi mi? Gerçi patlıcanın mevsimi de yok. Hiçbir yararı da yok sebze olarak. Bu da böyle. Bilmiyorum. Bence hiç uygun bir menü değil. Birbiriyle alakasız. Sonuç olarak yemek yapmayı bilmeyen kim varsa burada balık yapıyor. Burada değil, normal hayatta da böyle. Alakasız bir menü. Beğenmedim.